Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, peygamberlerin sözleri. Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow. Kendisi aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler tekrar. Bugün kısa peygamberlikler üzerinde konuşmaya, hatta onlardan en kısalarından biri üzerinde konuşmaya başlayacağız. Bugünkü konumuz bize konuk olacak bir diğer peygamber Ovadia olacak. Onu kitabını ve bu kitabın içerisindeki gizemleri ele almaya gayret edeceğiz. Programımıza başlarken hatırlatmak istediğim iki konu var. Bir tanesi Sayın Bristow'un birçok kitabını internet üzerinden bulabileceğiniz konusunda hatırlatmada bulunmak istiyorum. Onun ismini ve soy ismini yazmanız yeterlidir. George Bristow yazmanız yeterlidir. Hem ücretli hem de ücretsiz bazı kitapları da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. İkinci olarak da malumunuz programımız belli bir zaman aralığı içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Ve belki de her detayı konuşamıyoruz. Atladığımız detaylar olabiliyor. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa bizimle paylaşmak istediğiniz bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranatı yazarak bizim sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla yine de bize ulaşabilirsiniz. soru@radyomaranata.com adresinden maillerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve bugün kısa peygamberliklerin en kısası diyebileceğimiz bölüme geçelim. O da Ovadia. Şimdi evet. Ovadia bayağı kısa bir bölüm olmasına rağmen içerisinde çeşitli gizemleri de ve derin hikayeleri de barındıran bir bölüm. Evet. Bugün de dilimiz döndüğünce bunların üzerinde konuşacağız. O zaman şöyle başlayalım. Ovadia hakkında biraz anlatabilir misiniz? Yani bu kutsal kitaptaki en kısa bölüm olduğu malum. Ovadia kime yönelik bir olarak kaleme alındı bu kitap ve mesajı neydi? Evet, Ovadia çok kısa bir bölüm, 21 ayetten oluşuyor. Bütün peygamberler dediğimiz gibi İsrail soyundan olanlardır. Ama arada bir diğer uluslara yönelik mesajlarda görülüyor ve Ovadia özellikle Edomlulara yönelik bir mesaj içeriyor. Çoğunlukla Edom ulusuna yöneliktir. Edomlular Esav'ın soyudur ve Esav'ı bilen varsa hatırlamak lazım. Yaratılış kitabına dönmemiz gerekecek. İshak'ın iki oğlu vardı. Esav ve Yakup. Esav ilk önce doğuyor. Aslında ikizler ve ona birçok hak olacaktı. Ama sonra şeyini anlatalım. Genel resmini çizelim. Kitaptaki genel resmini. Ovadia'nın mesajı bu Edomlulara bir kınama, bir uyarı, bir açıklama, bir yargı bildirisi vardır. İlk 14 ayet bununla ilgilidir. Onlara Tanrı'nın yargısı bildiriliyor. Ama ikinci ayet grubu 15'ten sonra kadar Yakup'tan gelen ulus olan İsrail'e seslenir. Onları umut sözleriyle teşvik eder. Tabii burada bir tarihsel bir olaylar olmuştu. Düşmanlar İsrail'in üzerine yürüdükleri zaman, Kudüs'ü ele geçirdikleri zaman bu kardeş diye bildikleri halk Edom onlara merhametsiz davrandılar. Hatta düşmanlarına yardım sağladılar. Sevinçten coştular. İsrail yok olsun diye yaptılar. Halbuki onlar kardeş soyu olarak onları desteklemelilerdi. Sonuçta burada iki kardeş halka seslenir. Şimdi tabii dinleyicilerimiz belki bugün aramıza katıldılar. Önceki programları dinlemediler. Ben sizden yani biraz rica ediyorum ki Edom'la İsrail'i yani aslında Yakup orijinal ismi. Sonradan Tanrı tarafından ismi değiştiriliyordu. Yaratılış kitabında buna değindik.
Edom'la İsrail'in atalarını Esav ile Yakub'un hikayesini biraz dinleyicilerimize hatırlatabilirseniz bu kitabın mesajı üzerinde ve bu kitap üzerindeki gizemler birazcık daha net olacaktır diye düşünüyorum. Evet, doğrudur. O zaman Yaratılış 25'e dönelim. İshak dua ediyor çünkü eşi Rebekka hamile kalamıyor. Sonra Rab'be yalvarıyor ve Rab İshak'ın yakarışını yanıtladı. Rebekka hamile kaldı. Çocuklar, yani çünkü ikiz vardı, çocuklar karnında itişiyordu. Ve Rab ona söylüyor, rahminde iki ulus var, senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak, büyüğü küçüğüne hizmet edecek diye bir söz vardır. O zaman ta doğmadan önce bile burada bir çocuğun soyu ile diğer çocuğun soyu arasında bir sürtüşme olacağı ta rahimdeyken başlıyor. Yani İbrahim'in oğlu İshak'ın iki oğlundan bahsediyoruz. Evet. Evet, evet. Yaratılış kitabında zaten ikişer oğul olarak görüyoruz bunu. İbrahim'in de iki oğlu oluyor. İsmail ve İshak. Ve Tanrı'nın antlaşması İshak üzerinde devam ediyor. Sonra İshak'ın da iki oğlu oluyor ve buradan okuyoruz ki bu soy küçüğü üzerinden gidecek. Çok önemli bir noktadır. Bunu sürekli görüyoruz. Bir tanrısal bir seçim söz konusu. Tanrısal bir soy planı vardır. Bir kral soyudur. Şimdi çocuklar büyüyorlar ve Esav kırları seven usta bir avcı oldu. Yakup ise hep çadırda oturan sakin bir adamdı. O da çobandı. Bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. Yakup'a lütfen şu kızı çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim dedi. Ölmek üzereyim diyor. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. Edom kızıl anlamına da geliyor. Ha, isim oradan geliyor. Evet. Şimdi ova diye, yani dinleyicilerimiz şunu hep akıllarında tutmalı. Biz Ovadya'nın mesajı üzerinde konuşuyoruz ama evet, bu mesajı anlamak için, nereden geldiğini hatırlamak için bu hikayeler. Evet, bir geri planı dönüyoruz. Vardır. Bir, evet. Yani yüzyıllar süren bir düşmanlık bu iki oğuldan başlıyor. Yakup diyor ki ona, ilk önce sen önce ilk oğulluk hakkını bana ver diye karşılık veriyor. Esav birkaç dakika önce doğmuştu. Yani o zaman abi oluyordu. İlk doğana bir hak vardı mirasla ilgili ve ona babasından gelen bir kutsama söz konusuydu. Esav, baksana açlıktan ölmek üzereyim dedi. İlk oğulluk hakkının bana ne yararı var diye. Yakup önce ant iç dedi. O zaman Esav ne yapıyor? Ben nasıl olsa öleceğim burada açlıktan. Boş ver diyor. Ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esav'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti. Ve şu son cümle çok önemli. Böylece Esav ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu. Bu Yaratılış bölümünden okuyoruz. Yaratılış 25'ten okudum orada. Hani bu tabi Yakup hileciydi. Yani zaten ismi de o anlama geliyor. Hilekardı ama esas suç burada bunu bile bile yapan, mirasını küçümseyen Esav'da suç vardı. Bu çok önemliydi. Yeni antlaşmada zaten bu bunu... Bu ilk oğulluk hakkından gelen bütün haklarını ve Tanrı'nın bütün bereketlerini küçümsemiş oluyor bunu, evet, yapmakla. Küçümsüyor. Tabii ilginç bir olay var burada. Bir taraftan Tanrı böyle olacağını da söylüyor. Öbür taraftan da adamın kendi özgür iradesi söz konusu ve o teklif edildiği zaman o hakkı satıyor. Çok önemli. İbraniler kitabında da bunu bize uyarı olarak, Hristiyanları uyarı olarak Yeni Antlaşma bölümünde İbraniler mektubu şöyle diyor burada. 16. ayetten okuyorum. Hangi bölüm? İbraniler 12 ayet 16 diyor ki, kimse fuhuş
yapmasın ya da ilk oğulluk hakkını bir yemeğe karşılık satan Esav gibi kutsal değerleri saygısızlık etmesin. Biliyorsunuz Esav daha sonra kutsanma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşı döküp yalvarmasına karşın vermiş olduğu kararının sonucunu değiştiremedi. Yani ciddi bir şeydir. Tanrı'nın vaadini, Tanrı'nın sana armağan etmek istediğini küçümsemek, onu hor görmek, onu ciddi almamak çok önemli bir şey vardır. Burada şunu söylemek isterim. Yani İbrahim'e ve İshak'a verilen bu vaadi küçümsedi bu adam. Bir vaat vardı bu mirasın içinde. Biz bunu küçümsemeyelim. Bu soydan geliyor. Tanrı'nın kurtuluş tasarısı onda. Hani başka yol yoktur. İncil'in, kutsal kitabın beyanı budur. Ve zaten hikaye daha sonra 36. bölümde Esav'ın soy kaydını vererek özetliyor. Evet, Esav'da güçlü bir halk oldu. Edom halkına bir sürü krallar çıkıyor oradan. Ama ondan türeyen halk İsrail'in ve onun tanrısına karşı olan bir halk olarak çıkıyor. Hani Tanrı'nın vaatlerini küçümsüyor, önem vermiyor. Hatta onlara verilen bereket onların elinden, düşmanlar tarafından ele alındığı zaman onların üzerine saldırıyor. Demek ki aslında verdiğimiz kararlar sadece bizi değil, aynı zamanda soyumuzu da etkiliyor. Bunu görebiliyoruz aslında. Evet, kesinlikle. Edom içerisinde. Şimdi Ovadia aracılığıyla Tanrı bu yargıyı da ortaya koyuyor. Şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde hem Edom'un suçu neydi ve aynı zamanda Ovadia kitabı içerisindeki gizemlerin neler olduğu üzerinde konuşacağız. Efendim, kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Kutsal Yazıların Gizemi programında program konuğumuz ilahiyat yazar Dr. Josh Bristol'la birlikte bugün Ovadia üzerinde konuşuyoruz. Ovadia peygamber en kısa peygamberlik kitaplarından biridir. 21 ayetten oluşuyor ve bu ilk bölümde biraz bu Ovadia'nın içeriği, mesajı hakkında konuştuk. Şimdi ilk bölümde soy kayıtlarına biraz baktık, geçmişe döndük, yaratılış bölümüne ki bu Ovadia kitabını biraz daha net algılayabilirim, anlayabilirim. İkinci bölümü şununla başlamak istiyorum. Edom'un suçu neydi acaba? Evet, ilginç bir durum vardı. Biraz küçümsemeyle birlikte bir başka şey vardır, bir gurur olayı vardır. Esav'ın da olduğu gibi bir kendine yeterlilik, kendine yetinme vardı. Kendini düşünüyordu. Tanrı'nın ona vermiş olduğu o ilk oğulluk hakkını düşünmüyordu. Şimdi de görüyoruz ki Rab Ovadia aracılığıyla diyor ki Edom'a, herkes bak seni uluslar arasında küçük düşüreceğim diyor. Herkes seni hor görecek ve şöyle tanımlıyor onu. Bu aslında Edom, bugünkü Ürdün'ün Petra, eski antik kent Petra olduğu yer oluyor. Kaya kovuklarında yaşayan, evini yükseklerde kuran sen, yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden beni kim yere indirebilir diyorsun. Kartal gibi yükselsen de, yuvanı yıldızlar arasında kursan da, oradan indireceğim seni diyor Rab. Yani özde Edom halkının özgüveni vardı. Müthiş yapıları vardı. Kayalarda yaptıkları kaleler, korumalı şehirler. Kimse oraya girip bizi indiremez diye düşünüyorlardı. Ve gururlandı. Gurur seni aldattı diyor. Yüreğindeki gurur seni aldattı. Bu da küçümsemeyle birlikte bizler için de en önemli problemlerden biri olabilir. Yüreğimizdeki gurur. Kimse beni şey yapamaz, ben iyi, suçlayamaz, ben iyi bir insanım. Şu bu, birçok konuda insan
gurura kapılabiliyor. Kibirlenebiliyor. Kibirlenebiliyor. Ama Tanrı kibirlilere karşıdır. Ve bu bölümde bunu görüyoruz. Seni indireceğim diyor. Seni indireceğim. Peki ne olmuştu ki onu yapmak istiyor? Yani onu oraya yok edecek, seni toprağında sürecek, güvendiğin insanlar seni aldatıp yenilgiye uğratacak, tuzak kurulacak, sen farkına varmayacaksın bile diyor. Yani siz, evet, suçu neydi? Bunun? Suçu neydi? Şöyle okuyoruz 10. ayetten. Yakup soyundan gelen kardeşlerine yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak ve sonsuza dek yok olacaksın. Yani Yakup soyuna özellikle yaptıkları zorbalık. İki kardeş soyudur bunlar sonuçta, evet. Yani. Ama çok ilginç. Başka birçok şeyleri vardı. Putları vardı, birçok şey vardır. Ama özellikle şimdi İbrahim'e bir şey söylemişti. Seni onurlandıranı ben onurlandıracağım. Sana lanet okuyana ben lanet okuyacağım. Burada kutsal bir soy vardır. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim diyor. Bu Yaratılış 12, 3. ayetten okudum. Yeryüzündeki bütün halklar senin arıcılığına kutsanacak, ayrı duran bir halktı. Ve Edom aslında bunu biliyorlardı. Haberleri vardı. Bu seçilmiş olan bir halkın yanında kardeşleri olduğunu biliyorlardı. Ama yabancılar onların malını, mülkünü yağmaladıkları gün uzakta durup seyrettin. Öteki uluslar kapılarından içeri girip Yeruşalim içine kura çektiklerinde sen de onlardan biri gibi davrandın diyor. Sen onlara hiç merhamet etmedin. Yahudili kardeşlerine o kötü gününden zevk almamalıydın. Başlarını gelen yıkıma sevinmemeli. Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin. Demek ki suçları özellikle halkın felaketi uğradığı gün kente girmemeliydin. O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı, malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın diyor. Hatta kaçmaya çalışanları öldürmek için yol ağzında durmamalı, o sıkıntılı günde kurtulanları düşmana teslim etmemeliydin. Demek ki onlar o büyük felaket günlerinde, yani Avrupa'da, Almanya'da, işte burada bir Yahudi var diyen, askerleri teslim eden, kendileri için, hatta onların üzerinde sevinen bir yaklaşım bile olabiliyordu. Hepimiz de aslında kendimizi korumalıyız. Yani bizim rakibimiz zor duruma düşerse orada çok dikkatli olmalıyız ki sevinmemeliyiz. Yani ona destek olmaya çalışmalıyız. Yani burada düşmanını sev diyen bir İsa vardır. Ve tabii o noktaya henüz gelmemişti. Ama en azından onları yok etmeye çalışmamalıydınız diye bir suç söylüyor. Peki bu noktada yani çok kısa bir peygamberlik kitabı olmakla beraber o vadiye hakkında son olarak değinmek istediğim nokta, bu kitabın içerisindeki gizem neydi? Biliyorsunuz bizi sürekli dinleyen dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Peygamberlik kitaplarının her zaman iki yönü olduğundan bahsettiniz. Bir tanesi işte gelecekle ilgili bir yargıdan ve aynı zamanda da bir umut sözlerinden. Evet. Bahsederler diye bir ifadeniz var. Hı hı. Peygamberlik kitapları bu iki içeriği de iç içe taşıyor, iç içe yapıyor. O zaman bir şekilde Ovadya'nın işte Yakup soyu olan İsrailler için mesajı neydi? Gelecekle ilgili umutla bakabilmelerini sağlayacak mesaj neydi? Belki bununla toparlayabiliriz programımızı. Evet. Ve tabii gizemler, o da tabii önemli bir nokta. Gizemler var. Burada Rabbin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı diyor. Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak. Yaptıkların kendi başına gelecek diyor. Sonra diyor ki ama kurtulanlar olacak. Kurtulanlar özellikle diyor ki Siyon Dağı'nda toplanacak. Siyon Dağı bizim bildiğimiz Yeruşalim'in tapınağın kurulduğu dağ. Orası kutsal olacak. Demek ki Tanrı'nın planları bir şekilde
Yeruşalim, Kudüs merkezlidir. Bunun için o bir tane Samiriyeli bir kadın vardı İsa'ya. İsa ona yaşam suyunu sana vereceğim, o da sen bir peygamber misin öyle mi diye. Bizim dağımız, bu dağda tapınıyoruz, siz de Yeruşalim'de tapınıyorsunuz. İsa da açıkça söylüyor, biz kime tapındığımızı biliyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir diyor. Ama aynı zamanda artık yani İsa'dan sonra böyle bir yerin önemi kalmayacağını bildiriyor. Ne bu dağda, ne de başka bir dağda, ne de Siyon'da insanların Rabbi tapınacağı günler de geliyor. Şimdi Siyon dağında, Siyon dağı bir çıkış noktası olacak Yeruşalim. Onun için İsa öğrencilerini Siyon'da, yani Yeruşalim'de beklemelerini söylüyor. Kurtulanlar diyor Siyon dağında toplanacak, orası kutsal olacak. Yakup soyu da mirasına kavuşacak. Şimdi o mirasını küçümsemedi. Biraz hile yolu ile olsa da değerini bildi o mirasın. O ondalık, o ilk doğan, ilk oğluk hakkını anladı. Çünkü Tanrı'nın vaadinin değerini bildi. Ve orada başarılı, zaferli olacaklarını bildiriyor. Diyor ki çok ilginç bir söz. Esav soyundan kurtulan olmayacak. Hani Yakup soyundan bir kurtulanlar olacak ama Esav'ın soyundan kurtulan olmayacak. Bu biraz ağır bir söz gibi geliyor. Şimdi bunu nasıl düşünelim? Tanrı ayrım mı yapıyor insanlar arasında? Haşa demeliyiz. Ama Tanrı'nın bütün ulusları kurtarma planı vardır. Ve o plan her ne kadar bize tuhaf gelse de bu soy üzerinde yapmaya karar vermiştir. Bütün kutsal kitap buna tanıklık ediyor. Bu soy diye kastettiğiniz? İbrahim'in soyu. İbrahim'den de iki oğul arasında İsmail değil İshak'ın üzerinde bunu sürdürüyor. Ondan sonra da İshak'ın iki oğul arasında Esav'la değil Yakup'la bunu sürdürüyor. Oradan da 12 oğlundan da Yahuda soyu üzerinden bunu sürdürüyor. Ta İsa Mesih'e gelene kadar bir seçilen bir krallık soyu var ki oradan gelen kişi Mesih canını veriyor. Yani İbrahim oğlunu nasıl Tanrı'dan esirgemediyse benzer bir şekilde bu oğul Tanrı kuzusu olarak o soydan gelen esirgenmiyor, canını bile bile veriyor. Şimdi şöyle bir özet yapabiliriz belki de buradan. İyi olur. Zaten programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir toparlayacak olursak ve bu gizemleri de birazcık daha açıklayacak olursak. Evet. Şimdi ne diyelim diye söylüyor Paulus Romalıların 9. bölümünde. İsrail soyundan bildiğimiz gibi çoğu İsa'yı reddettiler. Mesih olarak kabul etmediler. Evet, onu çağırmaya geldiler. Çağırmaya gerdirdiler. Ama ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, İsrail Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum diyor Paulus. Yani Tanrı'nın onlara yaptığı vaatler yine de boşa çıkmıyor. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. Çok ilginç. Hani demek ki Yahudi fiziksel bir şekilde İbrahim'in soyundan olmak yetmiyor. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir mesela. Senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Ve benzer bir şekilde Rebekka bir erkekten atımız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebekka'ya büyük küçüğüne hizmet edecek ki. Hani bir tanrısal bir gizem var. Seçilen, korunan bir bakiyenin kurtulduğu bir soy vardır. Ve Paulus 11. bölümde, Romalılar mektubunun 11. bölümünde bunu bir sır diyor. Evet, Mesih geldi. İsraillerin bir kısmı ona iman ettiler. Bakiye, kurtulan bakiye onlar. Çoğunluk reddettiler ve çarmıha gerilmesine sebep oldular. Ve aynı zamanda sürekli baskı yaptılar. Ama diyor ki bu yüzden müjde bütün uluslara gitti. O şekilde. Burada bir gizem vardı diyor Paulus. Tanrı'nın İsrail'le müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular. Ama Tanrı'nın seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler.
Diyor ki burada şöyle bir sır var. Bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan, gizemden habersiz kalmanızı istemem. İsraililerden bir bölümünün yüreği öteki uluslardan kurtulacakları sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaklar. Böyle bir olay vardır. Tanrı'nın ulusları nasıl kullandığı, İsrail soyunu nasıl kullandığı, Mesih'ini getirmek için, onu reddedenlerin onu nasıl çarmıha germelerini kullandığı, onların da İsa'yı reddetmeleriyle onunla ilgili müjdenin, diriliş müjdesinin bütün uluslara yayıldığını görüyoruz. Hepsi bir sır. Kimse bunu düşünemezdi. Hatta bize sorulsa, ha bu biraz adaletsiz değil mi? Ama Paulus bunu da söylüyor. Yaratana beni neden böyle yaptın diye sorabilir misin? Tanrı'nın parmağı vardı. Tanrı'nın bütün insanlık tarihi üzerinde egemen bir tasarısı vardır. Ve bunu müjdede açıklıyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programı bir kez daha ne yazık ki sona ulaştı. Bugün kısa peygamberliklerin en kısasını işledik. Üzerine çalışmaya çalıştık. O vadiye üzerinde. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hatırlatmak isterim, soru ve görüşlerinizi hem sosyal medya hesaplarından bize ulaştırabilirsiniz hem de e-mail yoluyla. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir. Ya da soru@radyomaranata.com adresinden mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Esen kalın, hoşça kalın.